Merhaba çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde ikinci temanın 5. bölüm konusu olan bir kahramanlık destanı yani milli mücadeleyi ve neler öğrendik bölümünü işleyeceğiz. Evet. Milli mücadelenin birinci bölümünde cephelerimizle ilgili çalışmalarımızı bitirmiştik. Cephelerimizin ikinci bölümünde Batı cephesinde milli mücadele nasıl olmuş, neler yapılmış bunu öğreneceğiz. Evet, Batı cephesinde savaş. Kurtuluş Savaşı sırasında milletimizin mücadele ettiği işgal güçlerinden biri de Yunanlılarydı. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkardılar. Ardından da Ege'nin iç kesimlerine doğru ilerlemeye başladılar. Böylece milli mücadelemizin Batı cephesi açılmış oldu. İzmir'in işgaline karşı ilk tepki gazeteci Hasan Tahsin'den geldi. İzmir'de yayınlanan Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarı Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir rıhtımına çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu atarak milli mücadelenin sembol isimlerinden biri oldu. Hasan Tahsin çıkan çatışmada şehit düştü. Ancak onun bu kahramanca hareketi Türk milletinin direniş azmini güçlendirdi. Tek başına Yunanların karaya çıkmasından sonra harekete geçiyor. Yunan askerlerinin üstüne saldırıyor ve anında şehit oluyor. Fakat bu yaptığı saldırının sonunun buradaki Türk halkına çok büyük olumlu katkısı oluyor. Tek başına bu kadar düşmana saldırıyor. Biz de aynısını yapabiliriz ve mücadelemizi Batı Anadolu'da yani Yunanlara karşı geliştirerek onları geldikleri gibi geri gitmelerini sağlayabiliriz diye düşünüyorlar. Yani mücadeleye devam diyorlar. İzmir'in işgali yurt genelinde düzenlenen mitinglerle protesto edildi. Ege'de de halk Yunanlıların ve yerli Rumların saldırılarına karşı Kuvayi Milliye Birlikleri kurdu. Doğu cephesinde düzenli ordu vardı çocuklar hatırlıyorsanız. Fakat Batı cephesinde düzenli bir ordu oluşmadı. Aynı Güney cephesinde olduğu gibi Kuvayi Milliye Birlikleri, küçük birlikler düşmana karşı kahramanca savunma yaptılar. Yunanların ve Rumların Ege bölgesindeki insanlara yaptığı saldırılar, bunun sonucunda insanların ölmesi Kuvayi Milliye Birliklerinin çatışmalara katılmasını gerçekleştirdi. Yani mücadeleye düzenli bir ordu olmasa bile devam ettiler. Amaçları neydi? Osmanlı topraklarında Yunanlıları ve Rumları göndermek. Her yaştan eli silah tutan gönüllülerce kurulan bu birliklerin liderliğini Yörük Ali Efe gibi halk kahramanları üstlendi. Bir asker değil, bir halk kahramanı. Çünkü düzenli ordu yok. Küçük küçük birliklerle saldırıyorlar, püskürtüyorlar Rumları ve Yunanlıları. Tekrar Rumlar ve Yunanlılar tabii daha çoğunlukta yine saldırıyorlar. Yine Kuvayi Milliye Birlikleri, küçük küçük birlikler yine bunları durdurmaya, püskürtmeye çalışıyorlar. Yörük Ali Efe kimdir? Yörük Ali Efe 1895 Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin Kavaklı köyünde doğdu. Yani Ege bölgesinde doğmuş bir efemiz. Ege'deki Yunan işgaline karşı Aydın'da ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurarak silahlı mücadeleyi başlattı. Yörük Ali Efe düzenli ordu kurulana kadar, bakın daha düzenli ordu kurulmadı, Menderes ve Yöresi komutanlığını yaptı. Menderes Ege bölgesinde bir ova. O ovanın geçtiği yerde Büyük Menderes ve Küçük Menderes adında iki tane büyük ırmağımız var çocuklar. Bu çevrenin komutanlığını yapıyor. Kime karşı? Düşmanlara, Yunanlara ve Rumlara karşı.
Yaklaşık 20 ay boyunca düşman kuvvetlerinin Aydın üzerinden doğuya doğru ilerlemesini engelledi. Yani 2 sene. Düzenli ordunun kurulması üzerine savaş tecrübesine sahip grubu ile birlikte Büyük Millet Meclisi ordusuna katıldı. Kendisiyle birlikte Kuvayi Milliye'yi oluşturan arkadaşlarıyla Büyük Millet Meclisi'nin ordusuna asker olarak katılıyor. Çünkü düzenli orduyla daha rahat savaşılır. Ordu ne demek? Büyük askeri topluluk. Kuvayi Milliye'de küçük küçük 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi ama Büyük Millet Meclisi'nin ordusu çok daha büyük ve komutanlarının yönlendirmeleriyle savaşı rahatlıkla kazanabilirler. Yörük Halefe milli mücadeleye katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. 23 Eylül 1951'de de vefat etti. Yani İstiklal Savaşı'na katılanlar, milli mücadele kahramanlık konusunda çok başarı gösterenlere İstiklal Madalyası ile ödüllendirme veriliyor. Batı Anadolu'daki Yunan ordusunun ilerleyişini İlk zamanlarda Kuvayi Milliye birlikleri durdurmaya çalıştı. Demiştik düzenli ordu yoktu. Kuvayi Milliye'nin yetersiz olması üzerine Büyük Millet Meclisi tarafından Batı Cephesi Komutanlığı adıyla düzenli ordu birlikleri kuruldu. Bakın Batı Cephesi Komutanlığı, düzenli ordunun adı. Batı Cephesi Komutanlığı'na önce Ali Fuat Paşa, Atatürk'ün silah arkadaşlarından, daha sonra da Albay İsmet Bey atandı. İsmet Bey de Atatürk'ün silah arkadaşlarından. 1884'te İzmir'de doğan İsmet İnönü, 1903'te Harp Okulu'ndan, 1906'da da Harp Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde bulunduktan sonra milli mücadelenin başlamasıyla birlikte Anadolu'ya geçti. Batı Cephesi Komutanlığı'na getirildi. Ali Fuat Paşa'dan sonra Batı Cephesi Komutanlığı'na getiriliyor. Atatürk tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Büyük taarruzun zaferle noktalanmasının ardından Mudanya Mütarekesi, dikkatinizi çekeyim, bunu çok duyacağız. Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Lozan Barış Konferansı'nda, bunu da çok duyacağız, Türkiye'yi temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve aynı zamanda ikinci cumhurbaşkanıdır çocuklar. Kurtuluş Savaşı'nın bu döneminde İnönü diye bir yer var, Eskişehir'e yakın bir şey, kasaba. Burada ciddi savaşlar oluyor düşmana karşı. Birinci ve ikinci İnönü Savaşı diye aklınızda aklınızın bir köşesinde kalsın. Daha sonra buraya tekrar değineceğiz. İnönü savaşlarında kahramanlık gösteriyor ve soyadı kanunu çıkınca kendisi soyadı kanunundan yararlanarak soyadını İnönü olarak alıyor. Atatürk'ün ardından seçildiği Cumhurbaşkanlığı görevini, yani ikinci Cumhurbaşkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tü. İkinci de Mustafa Kemal Atatürk vefat edince ikinci Cumhurbaşkanımız olarak görevini sürdürüyor. 1973 yılında da vefat ediyor. Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu birlikleri Batı cephesindeki ilk başarılarını İnönü Savaşları'nda kazandı. Birinci İnönü ve ikinci İnönü. İnönü zaferleri Türk milletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya güvenini arttırdı. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya çektiği kutlama telgrafında "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters giden talihini de yendiniz." diyerek kazanılan zaferin önemini vurguladı. Geçmişe bakarsak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından sonra hep hüsran, hep hayal kırıklıkları, düşmanların yurdumuzu işgal etmesiyle geçen halkımızın zorluklarla mücadelesi. Hiç olumlu bir şey gitmemiş. Ama birinci ve ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra diğer cephelerdeki başarılarla birlikte en son birinci ve ikinci İnönü Savaşı'ndan yani Batı cephesindeki savaşlarda büyük bir zafer kazanılınca Mustafa Kemal Atatürk diyor ki artık diyor bizim
Bu kötü talimiz bitti diyor. Bundan sonra güzel bir talih başlıyor. Yani gelecek bizim diyor. Artık hep yenmelerle başlayacak diyor. Önümüz diyor. Yenilgiler bitti diyor. Artık düşmana yenilmeyeceğiz diyor. İnönü savaşlarında geri püskürtülen Yunan ordusu 10 Temmuz 1921'de Ankara'ya doğru yeniden hücuma geçti. Bakın iki kere püskürtülüyor. Fakat yine Yunan ordusu büyük bir ordu. Bizim asker sayımıza göre daha fazla. Neden? Çünkü bir cephede savaşıyor Yunanlılar. Ama biz askerlerimizin bir kısmı güney cephesinde, bir kısmı doğu cephesinde. Ordumuz çok büyük ama bölümlere ayrılmış. Yunan diyor ki ben diyor Ege'den iç kesimlere gideceğim. Bu Anadolu'yu ele geçireceğim diyor. İki kere püskürtüyoruz. Üçüncü de gene saldırıyor. 10 Temmuz 1921'de buraya dikkat. Ankara'ya doğru yeniden hücuma geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal güçlü Yunan taarruzu karşısında kayıp vermemek için hani birden saldırıyorlar ya ordumuzu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekti. Aa diyorlar Türk ordusu kaçıyor. Biz kesinlikle savaşı kazanacağız. Ama bu bir taktik. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya'nın doğusuna ordumuzu çekiyor ama ne yapacak? Daha sonra kuvvetlerini toplayıp üstün bir başarıyla saldırarak Yunan ordusunu büyük bir bozguna uğratacak. Bunun üzerine Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunan işgaline uğradı. Yunanlar diyor, oh diyor, biz diyor neyi alırız diyor. Eskişehir'e gireriz diyor artık. Afyon'a hiç asker kalmamış. Kuvayi Milliye birlikleri kalmamış. Yunan işgaline uğradı. Afyon, Kütahya, Eskişehir. Bu zor günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin fedakarlıklarıyla ordumuzun eksikliklerini giderdi. Türk milleti ne yapıyor? Sargı bezi mi lazım, yara bezi mi lazım? Çarşaflarını kesiyorlar, parçalıyorlar. Onları paketleyip cepheye gönderiyorlar. Silah mı lazım? Ne yapıyorlar yine? Çatallarını, kaşıklarını gönderiyorlar. Onları maden olarak eritiliyor. Silah yapımında kullanılıyor. Yiyeceklerini gönderiyorlar çocuklar. Evdeki yiyeceklerini, unlarını, bulgurlarını ne varsa Türk milletinin fedakarlıklarıyla birlikte askerlerimizin beslenmesini sağlıyorlar. Çünkü sadece savaş malzemeleri gerekmiyor. Onların beslenmesi de gerekiyor. İşte battaniyeleri, yorganları ne varsa giysilerinden, ayakkabılarından her türlü şeyleri ordumuza gönderiyorlar. Amaç ne? Düşmanı her yönden bozguna uğratmak. Bunun için de güçlü bir askeri donanım gerekiyor. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de dikkatinizi çekeyim. Sakarya Meydan Muharebesi. Muharebe savaş demek. Yunan ordusunun hücumuyla başladı. Yunanlılar çok seviniyor. Biz kesinlikle kazanacağız diyor. Bakın 22 gün, 22 gece. Ne kadar zor. Çanakkale Savaşı gibi. 22 gün, 22 gece devam eden bu büyük savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bunları anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Yani 22 gün, ne gece ne gündüz uyumuşlar çocuklar. Savaşa devam ediyorlar. Bakın burada. Sakarya zaferi yurdun her yerinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Hani Mustafa Kemal ne demişti? Artık yenilgi yok. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarında artık biz yenmenin tadını aldık. Bundan sonra her savaşta biz yeneceğiz, onlar yenilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'ya dikkatinizi çeksin. Mareşal rütbesini ve gazi ünvanını verdi. Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal. Orduda en büyük rütbe albay, işte ne diyoruz? General diyoruz. En yüksek rütbe ve gazi ünvanını veriyor. Sakarya zaferinin kazanılmasında cephedeki pardon Mehmetçik kadar cephe gerisinde mermi taşıyan insanlarımızın da önemli bir payı vardı.
O günlerde İstanbul'dan gizlice ele geçirilen silah ve cephaneler Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi İnebolu'ya, oradan da Ankara'ya taşınıyordu. Haritadan bakalım. Buradan İnebolu'dan bakın. Küre dağlarından hemen kaleme geçeyim. Bakın burada Küre dağları var. Karadeniz'den. Aşağı doğru Ankara'ya gidecek bakın buradan. Kastamonu'ya. Ilgaz dağlarından gidiyor. Ne kadar zor şartlarda. Eskiden yol falan hiçbir şey yok. Köroğlu dağları bakın. Buradan geçiyor. Ankara'ya gelecek. Buradan bakın. Çankırı'dan. Böyle Kalecik, Çubuk ve Ankara'ya geliyor silahlar. Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi İnebolu. Buradan Ankara'ya taşınıyor. Yandaki haritada görülen İstiklal Yolu deniyor çocuklar. Bu yola İstiklal Yolu. Bakın bir de buradan yapın. İnebolu. Buradan Kastamonu'dan, Ilgaz Dağları'ndan, Köroğlu Dağları'ndan Ankara'ya geliyor. Bu yola ne deniyormuş? İstiklal Yolu. Karşımıza çok çıkacak İstiklal Yolu. Bu güzergahtaki en büyük fedakarlık kadınlar üstlenmiş. Kadınlar. Onlardan biri de Kastamonulu Şerife bacı. Kastamonu'ya gittiğimizde görmüştük çocuklar. İleride giderseniz siz de mutlaka bu Şerife bacının bir böyle heykeli var. İnsanın tüyleri gerçekten diken diken oluyor. Şerife bacı İnebolu'dan Kastamonu'ya kağanıyla cephane taşıyordu. Genç kadın bir seferinde kafilesinin gerisinde kaldı. Yani grubun gerisinde kalmış. Ya yorulmuştur ya da kağanısına yüklediği mermiler çok fazladır. Buna rağmen sürekli yağan kar altında gece boyunca yoluna devam etti. Aa, ben yan gelim yatayım demiyor. Gece kar, kış, kıyamet demeden o kağanısını, bakın burada kağanının bölümleri görünüyor. Öküzler, inekler çekiyor burada. Da bunu öküzleri, inekleri çektirerek Ankara'ya kadar ulaşmasını sağlamaya çalışıyor. Cephane yüklü kağanısıyla Kastamonu kışlası önüne kadar gelebildi. Askeri birliğin önüne kadar gelebilmiş. Ancak şehre girmeye gücü yetmedi. Neden acaba? Sabah olduğunda yol kenarında duran kağanı arabasının yanına gelenlerin gördüğü manzara dayanılmazdı. Bu kahraman Türk kadını yorganını taşıdığı top mermilerin üzerine örterek kıymetli yükünü korumak istemişti. Ben ilkokula başlamadan bunu biliyordum çocuklar. Büyüklerimiz hep bize anlatırdı. İşte yurdumuzu korumak için bunları yapalım. Topraklarımızı atalarımız böyle kurtardı. Kadınlarımız böyle çalıştı. Canlarını verdiler diye. Ben hep ağlardım. Yorganını taşıdı, üstüne başını örtmüyor. Top mermilerinin üzerine örterek ıslanırsa top mermisi hiçbir şey yaramaz. Kıymetli yükünü korumak istemişti. Kendisi de kollarını açarak yorganın üzerine kapanmış halde soğuktan dona kalmıştı. Üzerine düşmüş. Yorganın üstüne de cephaneyi korumaya çalışıyor. Daha da kötüsü, Cemil ve Rıfat çavuşlar gözyaşları dökerek şehit kadının üzerindeki karları süpürüp onu arabadan indirdiler. Tam o anda yorganın altından gelen bir çığlıkla irkildiler. Bakın çocuklar. Yorganı kaldırınca otlara sarılı top mermileri arasında kundaklı bir kız çocuğuyla karşılaştılar. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Kundaktaki kızını da oraya saklamış. Annesi top mermileri ıslanmasın ve o donmasın diye kendisini feda etmiştir. İşte Şerife bacı. Ve bunun gibi bir sürü Türk kadını. Başkomutan Mustafa Kemal hazırlıkların tamamlanmasının ardından artık kesin düşmana yenilgiyi tattıracak. 26 Ağustos 1920'de büyük taarruz. Taarruz saldırı demek. Büyük taarruz. Son noktayı koyacak. 30 Ağustos'ta Yunan birliklerini Dumlupınar'da kuşattı.
Duzansız Zafer Bayramı hatırlayın. Dumlupınar'da kuşattı. Tarihi başkomutanlık ve meydan muharebesi olarak geçen bu savaş Yunan ordusunun ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Artık yenilgiler peş peşe geliyor. Sakarya'da önce yine birinci ve ikinci önünde Sakarya'da ve Büyük Taarruz'da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bundan sonra Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini alan Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. İşte İzmir düşmandan kurtuluyor. Oradan da Boğazlar bölgesine yani İstanbul'a doğru yürüyüş gerçekleşiyor. Bunun üzerine savaşı göze alamayan İtilaf Devletleri Türk hükümetine ateşkes teklifinde bulundu. Teslim olmak istiyoruz. Artık bize saldırmayın. Ateşi kesin diyorlar. Bursa'nın Mudanya kasabasında İsmet İnönü'den bahsetmiştik. Mudanya mütarekesi. Kasabasında yapılan görüşmeler 11 Ekim buraya da dikkat 1922'de Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Tarih aklımızda kalabilir. 11, 11'den sonra tersi 22, birden sonra 2 gelir, birden sonra 2 gelir gibi düşünebiliriz. 11 Ekim 1922'de bu antlaşmayla işgal altındaki Boğazlar bölgesi İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. İstanbul'da savaş yapılmıyor. Boğazları bırakıyorlar. Boğazlar bölgesi Çanakkale ve İstanbul Boğazı. Doğu Trakya savaşa gerek kalmadan kaçmaya başlıyorlar. Bizler milletimizin geçmişinde uğradığı felaketlerden, gösterdiği fedakarlıklardan ders çıkarmalıyız. Bir yandan da başta Atatürk olmak üzere kahraman atalarımıza gurur duyup onlardan aldığımız güçle kendimize güvenmeliyiz. Yine bir saldırı olsa yine aynı şekilde düşmanı yok etmek için birlikte aynı adımları aynı azimle atarak yurdumuzu düşmanlardan bir kez daha rahatlıkla kurtarabilecek durumda olmalıyız çocuklar. Bize atalarımızdan kalan, bizim için yapılan fedakarlıktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz, unutmayacağız. Evet, büyük taarruzu gösteren aşağıdaki resim Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden alınmıştır. Anıtkabir'e gidenler görmüştür. Resmi inceleyiniz ve altta verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız. Dumanların arasında koşan askerlerin ortak amacı nedir? Ortak amacı nedir? Yurdumuzu düşmanlardan atmak. 2. Askerlerin de bulunan Türk bayrağı hangi değerleri simgelemektedir? Bağımsızlığımızı simgeliyordu Türk bayrağı çocuklar. Bir devlet olmanın onurunu yaşatıyordu. 3. Mustafa Kemal'in en üstte çizilmesinin nedenleri neler olabilir? Kısaca ben değiniyorum, siz uzun uzun açıklarsınız. Bu bizim başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk. Bizim her şeyimiz. Bakın savaşta hep söylüyoruz. Derslerde de anlatıyoruz. Düşman askerlerin komutanları hep cephe gerisinde savaşmış. Çok uzaklarda. Cephede ölürler. İşte kurşun veya bombalar kendilerine isabet eder diye. Ama Mustafa Kemal hep en önlerde savaşmış. Askerine güç kuvvet vermiş. Onun için en üstte başımızın tacı. Resimdeki kişilerden hangisiyle konuşmak ve ona neler söylemek isterdiniz? Bunu düşünün, biliyoruz. 5. Siz de resme bir ad vermeniz sizden vermeniz istenseydi hangi adı verirdiniz? Bunu da düşünelim. Evet, neler öğrendik bölümüne geldik çocuklar. A bölümüne bakıyoruz. Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerde uygun olanlar ile tamamlayınız. 1. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Halk oyunları bakalım. Burada bir sürü İstiklal Yolu, etnografya, milli, Antep, kahraman, başkomutanlık, egemenlik, şanlı, birleştirici. Tekrar okuyorum. Halk oyunları milli kültürümüzün bir parçası olabilir. Benim gözüme bu çarptı, bir bakayım. Evet, buraya koyalım. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle
Urfa ilimize ne demişlerdi? Bunu hepimiz biliyoruz. Şanlıurfa. Antep'e ne demişler? Gaziantep. Maraş'a ne demişlerdi? Kahramanmaraş. Hep Türkiye Büyük Millet Meclisi veriyor çocuklar bunlara. Urfa'ymış, Şanlıurfa oluyor. Maraş'mış, Kahramanmaraş oluyor. Antep, Gaziantep oluyor. 3. Mustafa Kemal nokta nokta Meydan Muharebesi'nin ardından ordumuza ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermiştir. Başkomutanlık mı, İstiklal yolu mu, Antep mi bakın. Herhalde başkomutanlık olacak. Büyük taarruz. 4. Mustafa Kemal'in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun nokta nokta bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Birleştirici bir kişilik. Çünkü milli güçleri tek bir çatı altında topluyor. 5. Şahin Bey nokta nokta savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir. Önceki derste bahsetmiştik. Antep. Şahin Bey. Asker değil, kahramanca savaşmış ve şehit olmuş. 6. Milli kültürümüzü yansıtan maddi kültür ögeleri. Yine buradan bakalım. Neler kaldı? Nokta nokta müzelerinde sergilenir. Etnografya Müzesi'nde. Size gidin görün demiştik. Biz geçen sene gidip görmüştük. Adana Bölge Müzesi'nde etnografya ile ilgili bir takım eserler de vardı. Yani giysileri, kullandıkları tabak, çanak, çömlek, aklımıza gelen her şey. Silahlar, beslenme şekilleri. 7. Milli mücadelede üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu'dan Ankara'ya uzanan yola ne diyordu? İki kere söylemiştik. Şuradan bakalım. Yine sorularda. Evet şuradan. Ne yoluydu? Bakalım. İstiklal yolu. İstiklal yolu deniyor. Evet doğru yanlış bölümü var. Doğruysa D harfi koyacağız. İfadeye yanlışsa Y. 1. Gül yağı Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir. Gül yağı Isparta'ya özgüdür çocuklar. Yanlış. Aşı koyunu günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarındandır. Oyunları hatırlarsak yanlış, değişikliğe uğramıştı aşı koyunu. 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Yanlış, onda da değişiklikler oldu. 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Kesinlikle doğru. 5. Saklambaç oyunu geçmişte Karaguni adıyla anılmıştır. Hatırlayın. Doğru. 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur. Hatırlayalım. Yanlış. Daha çok kişiyle oynanıyordu. 7. Milli mücadelenin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Savaş dönemi. Doğru. Vazgeçiyorlar savaştan bir mütarekeyle birlikte. 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler milli kültür ögelerimizdendir. Kesinlikle yanlış. Günümüzde kullanıyoruz elektrikli aletleri. Eskiden elektrik yoktu. 9. Kuvayi Milli Birlikleri Batı cephesinde Fransızlara karşı savaşmıştır. Hayır, Yunanlara karşı savaşıldı. Bugün işledik. 10. Fevzi Paşa milli mücadele sırasında Genelkurmay Başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir. Evet. Bakalım. Aşağıda milli mücadelemizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız. Buraya yazdık. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. 30 Ağustos 1922. 2 numaraya bakalım. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920. İzmir'in işgali 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu çocuklar. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. 4.
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı hepimiz biliyoruz. 19 Mayıs 1919. 5. Büyük taarruzun başlanması. Pardon. 26 Ağustos 1922. 30 Ağustos'ta bitiyor Zafer Bayramı. 6. Zaferle sonuçlandı. Mondros Ateşkes Antlaşması 11-22 demiştik. 11 Ekim 1922. 8. İzmir'in kurtuluşu biraz önce söylemiştik. 9 Eylül. 9 Eylül burada 9 Eylül'le ilgili bir meydan var İzmir'de. Bir de Hasan Tahsin'in ilk düşmana Yunan ordusuna karşı kurşun attığı yer Konak Meydanı'nda. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlük tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz? A. O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı? Sorabiliriz. Ama aile tarihiyle ilgili mi? Düşünelim. B. Dedemin mesleği neydi? Aile tarihimi ilgilendiriyor. Sorarım. C. Almanya'ya hangi yıl gitmiştiniz? Eğer benim dedem Almanya'ya gittiyse ben bu soruyu sorabilirim. Bu da dursun. D. Nasıl bir evde oturuyordunuz? Kesinlikle sorarım. İkisini de sorarım. Ama o dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı diye dedeme sorsam, büyük anneme sorsam bilemez. Bence bu. Bakalım bu muymuş? Evet, A. 2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde faaliyet gösteren milli kahramanlarımızdan biridir? Bugün işledik. A. Ali Sahip Bey. B. Şahin Bey. C. Şerife Bacı. D. Yörük Ali Efe. Kahramanlarımızdan birisi. Hemen bakıyoruz. Yörük Ali Efe. Düzenli orduyla gerçekleşmeden mücadele Kuvayi Milli'nin başındaki bir birimin lideri Yörük Ali Efe. 3. Mustafa Kemal ile kazandığı nokta nokta zaferi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Çanakkale, B. Dumlupınar, C. Sakarya, D. Trablusgarp. Hemen bakıyoruz. Çanakkale değil, Trablusgarp değil, Sakarya. 4. Koyun, keçi ve danalların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışırlar. Semih yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir? Aşık, kemiklerle ilgili olabilir. Dalye olabilir. Saklambaç değil, topaç değil. İkisini eledik. İkisi arasında karar vereceğiz ve cevabın aşık olduğunu bileceğiz. Evet. D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız. 1. Tarih ve kültürel mirasın korunması ve korunması için yapılması gerekenler nelerdir? Tekrar okuyorum. Tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olunmalıdır? Kısaca söylersek İnsanları bilinçlendirmeliyiz. Geçmişimizin ne olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak için onları korumalıyız. 2. Milli mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz, neden? Bu da sizin düşünceniz çocuklar. Ben savaşa diğer bireylerin, kadın kahramanların mücadelede neler yaptıklarını bildiğim için aynı şekilde aynı hareketleri günümüz şartlarına uygun olarak yapmaya çalışırdım. Evet, dersimiz bitti. Milli kültür ögeleriyle birlikte çalışmalarımızın sonuna geldik ve sizlere iyi günler diliyorum.